ما ورا تسك مصنعي ما مالت مصنع هم قصيك ميمان الدلال جنيه خرط رند كنا كيان دنا ميزاد السما است السما رند كامي خيرامي اونجا اسلام باي. Şimdi ben öncelikle partimizin yani DEM Partisi'nin halklar inançlar meselesine, Alevilik meselesine nasıl baktığına dair birkaç sözle girmek istiyorum. Yani partimizin programında şöyle yazıyor. Üzerinde bulunduğumuz topraklarda farklı inançlar, kültürler, diller yaşamalı, yaşatılmalı ve DEM Parti bunun için mücadele etmelidir. Ve DEM Parti bunun için mücadele ediyor. Uzun yıllardır DEM olmadan önce HDP, DBP, BDP ve yani Kürt hareketinin bundan önceki partileri de bunların hepsini programına almıştır ve bunun mücadelesini yürütmüştür. Dolayısıyla bu farklı kültürler, inançlar bir arada nasıl yaşayacak ve nasıl mücadele edecek, nasıl örgütlenecekler? Ve bir siyasi parti burada buna yol açmak için neler yapar, nasıl mücadele eder? Öncelikle şunu belirtelim. DEM Parti özgürlükçü laiklikten yanadır. Aslında laikliğin ne demek olduğunu Dersimler en iyi bilenlerdir. Din ve kabaca ansiklopediye de baktığınızda, Google'a da girdiğinizde din devlet işlerinin ayrıştırılması olarak görüyorum. Ben burada bir mikrofon, bir telsiz sesi var. Bundan çok rahatsız oluyorum ve yoğunlaşmam dağılıyor. Rica etsem ya biraz uzaklaşın ya da biraz kısın sesini. Alevilerin 10 bin tane sorunu var. Ta Osmanlı'dan bugüne tarihsel olarak getirdikleri birçok sorunları var. Dünkü paneli izlediyseniz aslında bu panel bir anlamda dünkü konuşmaları tamamlayan, sorunlarımızı masaya yatıran bir mesele.